Bir kul Allah'tan istiyor, vermiyor Allah. Elbette bir hikmete binaen vermiyor. Ama sen her nazlandığında nazı kırılamayacak biri misin acaba? Yani Allah seni seviyor mu? Kardeşler, elbette şunu söyleyemeyiz. Madem ki Allah bizi bu kadar sevmiyor, ben mushafa tutunca hiçbir şey olmuyor, abdestli abdestsiz tutabiliyorum, o zaman hiç sevmeyeyim ben de diyecek halimiz yok. Çünkü çalışma metodumuz şudur: şu noktaya gelinceye kadar koşacağız biz. Çünkü önümüzde duran hedef Rabbimizin bizi sevmesidir. Gözlerimiz, kulaklarımız, elimiz, ayağımız onun şeriatı ile yaşayan el, ayak, göz, kulak olur hale gelinceye kadar koşacağız. Bu 20 senede mi olur? 60 senede mi olur? 75 senede mi olur? Hıza bağlı, ihlasa bağlı, sendeki heyecana bağlı. Allah bunu 2 dakikada da verir kuluna, 20 senede de verir. Ara sıra senin bunu kaldırıp kaldıramayacağına dair sana bir heyecan da verebilir. Bakar ki sen hala Allah'la gören bir göz, Allah'la duyan bir kulak sahibi olsan bile kıymetini bilemeyeceksin, vermez. Ashab-ı kiram üzerinde de bir deneme yapabiliriz kardeşler. Her birimiz biliyoruz ki ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, bu noktaya geldiler. Geldiler. Ciddi bir şekilde geldiler. Neredeyse tuttukları ellerinde altın olacak hale geldi. Bir kere Peygamber aleyhisselam Efendimizin yanında çok ciddi mesafeler kat ettiler. Fakat bir kere hacca gittiği için artık kendisini cennetlik zanneden, Ramazan'da hatim dinlediği için kendisini Kur'an'ın en sevgili dostlarından zanneden bizim gibi, hazır beleşçi, bedavacı nesle bakın, bir de Peygamber aleyhisselam Efendimizin sen cennettesin dediği kimselere bakın. Bilal'e ne dedi? Radıyallahu anh, Miraç'ta cennete girdim, cenneti Allah bana dolaştırdı, arkamda bir terlik sesi duydum hep. Bu terlik sesi kimin dedin? Bilal, senin sesindi bu diyor. Bilal Medine'de ezan okuyor, terlik sesleri cennette duyuluyor. Bundan büyük bir mesafe, bundan ulu bir müjde olabilir mi bir insan için? Bilal o zaman vay be, biz bu dünyada abdest almaya gidiyoruz, terlik sesimiz cennetten duyuluyor deyip el ense çekip yattı mı? Yoksa gözyaşlarına boğulup Rabbim bu seviyemi koru, aman beni bundan mahrum etme deyip daha fazla mı ağladı? Verdikçe şımaran değil, verildikçe şımaran değil, Allah ona ihsan ve lütufta bulundukça heyecanlanan insanlar oldular. Bu da çok önemli. Sevdiğini gösterdi mi Allah, şımaran kul istemez. Tıpkı biz de böyleyiz kardeşler. Hem çocuğumuzu okşarız, severiz, hem de mızmız etmesin isteriz. Hani benzetme bir miktar uygun ortam değil ama sadece benzetme tarzı açısından örnek vermek istiyorum. Kedi gibi olmamalı insan. Sevdikçe tırmalama kabiliyeti artıyor. Hiçbir zaman o seni sevmiyor, hep tırmalıyor. Sen istediğin kadar sev, okşa, ciğer ver. İnsan sevildikçe sevilmenin hakkını veremeyeceğim diye eziliyorsa Allah onu daha çok sevecek demektir. Kardeşler, hedefimiz Allah da bizi sevinceye kadar onu sevmektir. Kim bu noktaya geldiyse kazanmıştır. Elbette bu nokta mesela 100 puansa ilk gün 50'den başlayacaksın. İman zaten seni 50 barajında tutuyor. 51, 58, 75, 90 gideceksin öyle. Gidinceye kadar gideceksin. Ama yine Ebu Bekir gibi olmak lazım. Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ederken ona demişler diye, ne mutlu Ebu Bekir, Allah senden memnun, peygamberi memnun, daha ne istiyorsun sen dediler. Ne cevap vermişti? Ne günah ne sevap olmasın razıyım demişti. Şöyle baş başa gideyim razıyım. Şımarmamaktır bu işte. Babasının hacı hoca olduğuna şımarmamaktır. Geçen sene Ramazan'da alt kattaki fakire kumanya vermişti. 1 kilo pirinç, 1 kilo buğday, bir de un vermişti ya. Artık Allah da ona bekliyordur cennette şimdi hem neler neler. Yani 1 kilo buğdaya herhalde bir 5.000 dönüm cennet arazisi verir Allah. Böyle bir şımarma, böyle bir laubalilik göstermez mümin. Semavata kadar ufku açılsa bile şöyle razıyım, şöyle razıyım, hesap sormasın benden yeter diyen Ebu Bekir olarak gider. Çünkü Allah hem verir hem kulun şımarıp şımarmayacağını görür. Görmek de murad eder.